Esra. Ha, diğeri yalandı. Hangisi ya? Diyorum da kimse vermedi Esra. Yakalandım. Yakaladım ya. Buse'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Şu an sana 45+1 soru soracağım ve hepsine dürüst cevaplar bekliyorum. Çünkü yalan söylersen seni yakalarım, biliyorsun. Emin misin? Hazırsan hemen başlayalım. Ben hazırım Esra'cığım. Gün içinde en çok kullandığın 3 kelime. Yapmalıyım, etmeliyim, hadi. Bence bu doğru çünkü sen Oğlak Burcu'sun. Ve sen kendine yüklenirsin biraz diye düşünüyorum. Acık, evet. En çok nereye iltifat alırsın? Enerjime. Bu yalan. Evet. Bence güzelliğine daha çok iltifat alırsın diye düşünüyorum Buse. Erkekse ilk nereye bakarsın? Bakmamasına. Çok güzel cevap ha. Doğru bu. Evet. Çok net doğru bu. Evet. Peki kadında ilk nereye bakarsın? Dikkat ederim diyeyim sesine. Ha. Düşünsene mesela işte bir yere aradın, bir sipariş vereceksin. Merhaba falan diye ses geliyor böyle. Tüylerim diken diken oluyor benim. Hmm. Hangisi hakkında daha sık minik yalan söyleyebilirsin? Kilon mu, boyun mu? Kilom. Neden ya? Mesela kaç kiloyum sence? 50 varsın yoksun. Evet yokum. Yani. Yoksun. Evet. Batıl inancım veya totemin var mı? Şeye inanıyorum mesela, işaretlere inanıyorum. Yolda atıyorum ki bugün bir şeye karar verdim. Dur diye bir tabela gördüm mesela orada. Ha dedim ki bununla ilgili durmam lazım. Yalan. Gibi. Ben vallahi inanmıyorum. Yok ya o kadar da değil. Ha neden ama? Mesela bugün durmam lazım mı diyorsun? Hayır diyorum tabii yani öyle bir bu işaret bir şey diyor bana diyorum. Hmm. Şöyle düşün. Ha. Birini aradım ve önemli bir şey söyleyeceğim. Söylememem gereken belki de. O kişi o an telefonu açmadı ya da o an telefon çalmadı. Ha benim aramamam gerekiyormuş galiba diyorum. Yani öyle bir şeye inanıyorum. Ama bunu yapıyor muyum? Orasından belki inanmadım. Yapmıyor olabilirim her zaman. Ama böyle bir şeyim var. Ama böyle bir içime böyle bir his doğuyor yani. Peki paranormal bir yeteneğin var mı? Başından geçen tuhaf bir olay. Var. Ama yani bunu çok söylemedim. O zaman burada söyle. Biraz korkutan bir şey bu arada. Rüyalarla ilgili bir durum var. Hani biri öleceği zaman bir gün önce rüyamda görüyorum. Gördüğüm oldu. Hayvan bile yani böyle hani arkadaşımın köpeği olsun bir şey olsun bir gün önce rüyama girdi ve... Zor bir şey bu arada. Arasan mı, söylesen mi falan biraz zor. Bunu daha sonra detaylı olarak sana soracağım. Tamam. Tekrar eden rüyalar var mı peki? Yani rüyaların çok... Sık gördüğüm tekrar eden rüyalarım var çocukluğumdan beri. Hep bir denize açılır böyle bir şeyler olur ve denize açılır. Önce bir kuyu, yılan, sonra bir deniz. Bunu yorumculara bırakıyorum. En korktuğun film hangisiydi? M Sokağı Kabusu. Çok korkuyordum Freddy Krueger'dan. Böyle gizli gizli gece açıp izliyordum. Bir sahnesi var. Yatak birden muşambaya dönüyor. İçi su, kızı çekiyor ve orada kızı öpüyor falan. Allah'ım ben bu gece onu yaşarsam diye yatakta yatamayıp bir yerde yatmıştım gece yani. Bayağı korkmuştum o gece. Bir şu de... var ya emin olamıyorum doğru mu söylüyorsun yalan mı söylüyorsun ya. Çok zor bir durum ya. Çünkü bak burnunu kaşıdı bunu anlatırken. Burnu kaşımak bir yalan belirtisi. Ben tabii ki yalan profesörü olarak. Anladım. Ama emin olamıyorum. Kaşımadım ama böyle yaptım. Gözleri çok gerçek, gözleri çok gerçek. Şimdi burnumuzu da kaşıyamayacağım gördün mü? Keşke söylemeseydim. WhatsApp'ta yanlışlıkla göndermemen gereken birine bir mesaj gönderdin mi? Kesin göndermişsin. Of! Esra öyle kötü bir mesaj gönderdim ki hem de. Nasıl bir mesaj? Doğum günü magnetleri hazırlatıyordum. Böyle bayağı işte kalabalık bir grup için. Ve magnetleri yapan kişi gönderdi. Bütün tarihleri yanlış yazmışlar. Ben de arkadaşıma şey yazdım. Onlara yazmışım halbuki. Zıklarım. Gerizekalılar. Bir tarihi doğru yazamamışlar yazdım ve o zaman mesajı geri al yoktu. Of. Çok kötü. Ve cevap? Zıplıyorum yani. Ne yapacağım ben? Rezil oldum şu anda falan diye. Ama onlar kendi suçlarını bildikleri için hiç şey yapmadılar. Gayet nezaketli insanlarmış. Ha. Birini etkilemek için, etkilemek istediğinde yaptığım jest, mimik var mı? Onlar onun için yapıyor. Buklelerin arasında. Yok. Hayvanlarımı etkiliyorum. Bak onlara yapıyorum mesela. Galaya başka, Riva'ya başka, Lars'a başka. Sen Lars'a gel bakayım buraya falan diye böyle bir şeyler yapıyorum. Böyle saçma sapan hareketler bayağı etkileniyor. Hemen oyuna katılıyor falan. Bir de işte galayla var. İşte ona daha sakin ve bir şeyden gelmen lazım. Gala kedi miydi? Anneciğim kedi falan gibi böyle. Riva desen hani başka bir yerden. Hani sana yaklaşmaları için onları etkilemen gerekiyor. En çok rezil olduğunu düşündüğün an. Bak çok güzel bir cevap bekliyorum senden. Hiç güzel cevap bekleme çünkü ben hiç rezil olduğumu düşünen biri değilim ya. Ne yaptıysam yaptım kafası. Evet galiba hani. Hiç sonrasında böyle eve gidip düşünmüyorsun yani. Hani rezil, hani rezil oldum demiyorum onun tanımına. Keşke böyle yapmasaydım, şimdi böyle demeseydim diyorum. Kendimle orada bir kavgam oluyor da. Rezillik hani değil yani bunun tanımı. Evet. Doğru.
Doğru Buse. Evet. Buse Arslan bu. Ben düştüm kalktım hani anladın mı? Sınıfın ortasında 50 kişilik sınıfta lisede falan. Ben daha çok biliyorum insanlardan evet. gibi. Evet. Senin düşme olayın var zaten. Okulda da mı düşmüştün? Aa, o zaman motordan düşmüştüm ama. Düşmüştüm. O benlik bir şey değildi. Evet. Koşullardan dolayı. Evet canım ya. Yediğin veya denediğin en garip yemek. Beğendin mi? Yani kustum. Evet. Yani çocukken annem bana beyin yedirmişti. Yani ne kadar manasız bir şey gerçekten o. Çok çikik. Bir de biz uzaylı bir iddiaya girdik tamam mı? Böyle işte filmlerden bazı gerçek sahneler işte bu atıyorum şöyle efsaneler dolanıyor ya. İşte bu oyuncu bu sahnede bunu gerçekten yemiş. Bu hareketi gerçekten yapmış. Galiba işte Mavi filminde bu üç renk serisinde Juliette Binoche'un duvara böyle elini sürttüğü bir sahne vardı. Hani bunu yapabilecek yani. Misin? Ne kadar oyuncusun falan diye aramızda iddialaşıyorduk. Eyvah. Old Boy filminde bir ahtapot yeme sahnesi vardı. Esra'cığım o ahtapot yeme sahnesinde küçük böyle bir zıpkınla ki yasak. Oradan bir abiler zıpkınla ahtapot yakalamışlardı. Ve biz hani gecenin üçü falan Gökhan'la yer misin yemez misin derken ben oradan bir ısırıp durup tekrar yapmıştım evet. Yani tam ölmüş değildi hayvan böyle. Yalan ölmek, bu. Ölmemek buna asla arasındaydı. İnanmıyorum. Yalan bu ya. Çok burnunu kaşıdın çünkü. Yakalandım! Yakaladım ya. Ama absürt bir yalandı gerçekten bir yandan da. Ay çok iyiydi. İyi ama miydi? Yok ya yemezsin. Çiğ ahtapot da yemez insan ya. Yemedim ama tükürdüm diyorum. Bu yapılır mı? Yani çok iyi hikayeydi ama. Neredeyse inanacaktım bak. Lisede sınıfın neresinde oturuyordun? Önce ön sırada başlarım. Sonra ortaya. Sonra en arkaya. Sonra baktım durumu toparlayamıyorum. Arkada tekrar öne dönerim. Öyle. Doğru. Hep aynı yerde oturamam. Okulda da zaten hani A, B, C diye ayrıldık evet. ya biz hani hep evet. tüm sınıfları geziyordum. Evet sen bizim herkesle aynı sınıfta değildik. Yedi kralla barışık. Aynı sınıfta gibiydik bazen de. Değil miydik? Bak benim bundan haberim bile yok. Aynı sınıfta mıydık? Aynı sınıfta olduğumuz bir dönem aynı sınıfta başladık. Başladık. Sonra bölündük. Ayrıldık. Ama yani fark etmiyorduk ki ortak dersler evet. vardı. Evet ortak derslerdi. Beraber. Ama ortak olmayan derslere de geliyorduk. Evet doğru geliyordun. Gerçekten. Ne yapıyorsun? Okuma aşkı. Vay be. Hiç kopya çektin mi? Öyle böyle çekmedim. Aa. Hele ilkokulda babamla evde kopya hazırlardık. Yok be. Vallahi bak. Yalan bu. İlkokul öğretmenim falan sınıftan çıktığı zaman dolaptan kağıtları alırdım. Mesela ertesi günün sınav kağıdını dolaba kilitleyip koyuyordu. Bazen kilitlemiyordu. Oradan kağıdı alıp matematik benim için çok dertli bir dersti. Ve annemle beraber çözüyorduk ertesi gün. Öyle giriyordum sınava. Nasıl ya sen şey çalıyor musun yani? Bayağı kağıt. Kağıt çalıyordum. Ne gerek var ama sınava? Ben hırsızlık yaptım mı diye sormamıştım. Ama kopya dediğin sağlam çekildi Esra. Ya ben mesela senin şu an buna inandım gibi doğru bence ama bir yandan da yalan gibi geliyor çünkü sen çok çalışkan bir öğrencisin. Ama sevdiğin ve ilgi alanın olan yerde. Öyle bir de şunu ayıralım. Ben galiba liseden sonra çalışkan bir öğrenci olmaya başladım. İlkokul ve ortaokulda değil. Tamam doğru. En sevdiğin ders? Edebiyat, edebiyat. Doğru. Okumayı sever arkadaşım ben biliyorum. Uyuduğun en ilginç yer bak. Bir şey söyleyeyim mi? Yalan söylemek için çok güzel bir soru ama. Bunun da yalanı olmayacak çünkü ben çok her yerde uyurum. Prodüksiyon amirimiz vardı o şey diyordu bana. Buse burada da mı uyuyorsun? Hani setteyken falan. İşte bir hastanede çekim yapıyoruz. Sedyeli bir oda var böyle. Buz gibi bu arada hani hastane değil orası yani hani plato. Orada da uyuyorum, bilmem nerede de uyuyorum, ha, her yerde uyuyorum. İnanıyorum. Çat diye uyuyamıyorum ama yani yatıyorum en azından. Yatabiliyorsun, yani öyle bir şeyin yok. Evet. Doğru bu bence ya, uyursun. Doğru. Set ortamında uyuyabilirsin ya. Ama bilmiyorum ama ya. Ne yapacağım artık Esra? Ya bence sen bir dinleneceğin daha rahat bir alanda isteyebilirsin. İstiyorum da kimse vermiyor Esra. Verseler de uyurduk. Telefonunda çektiğin son fotoğrafı paylaşır mısın? Hayda, bilmiyorum. Paylaşır mıyım? Paylaşır mısın? Seninle mi? Bilmiyorum paylaşacaksam. Hadi dürüst ol ya göster. Ne var bakalım? Benim son çektiğim fotoğraf. Esra gerçekten dürüst olacağım. Dün çok hastaydım. Birdenbire böyle ilaç ağır geldi ve çok kötü oldum. Çok hastayım. Ölüyorum ben. Buydu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hangi hareketi yapan insanları derhal hayatından uzaklaştırırsın? Yani birlikte yürürken mesela önden hızlı yürüyüp böyle sanki hiç birlikte değilmişiz gibi davranan bir arkadaşım olursa ya da hani hakikaten benleyken çok samimiyetsiz olduğunu düşünürsem biraz uzaklaşırım. Doğrudur ya. Yani seni hiçe sayıyorsa zaten hani önden hiç yürüyorsa, olmamıştır benim aynen, içinde. Aynen öyle. Geçmişe dönerek birine bir şey söylemek için dönme şansın olsa kime ne söylerdin?
Anneannem vefat etti, Allah rahmet eylesin. Anneanneme söylemek isterdim. Hani bu kadar aşık olmasaydık keşke demek isterdim. Hiç gizlice birine aşık oldun mu? O hala bilmiyor mu? Yani böyle beğeni hayranlık oluyor ya böyle ilkokulda falan hocalara. Ha, ilkokulda. Ortaokulda falan böyle. Ne bileyim, aşık olduğumda söylemişimdir, söylerim. Evet, söylersin, doğru. Söyler. Evet. Hayranlık duydun olup. Evet, sonra iki gün sonra geçmiştim zaten. Yani, otobiyografi yazsan kitabın adı ne olur? Paldır Küldür. Mükemmel. Yakın çevren senin hakkında en çok neyden şikayet eder? Programsızlığımdan şikayet ederler. Bir de ani karar değişikliklerinden. Sen programsız değilsin bence, yalan. Şöyle programsız. Bu yalan. Bir yere gitmeyle ilgili. Yok işle ilgili ya da işte kendi düzenimle ilgili değil. Anladım. Hani, ani mesela, böyle. Şu gün şunu yapalım, yok bende. Yok. Hani, hadi bugün bunu yapalım gibi bir şey. Spontane yaşıyorsun. Evet. Ha, doğru, onu yaparsın sen. Ama onu yapmak için valizim ve her şeyim hazırdır zaten ki yaparım. O programlılık orada var çok ama onun dışında... Ya. Evet. Mükemmel, çok değişik bir şey gerçekten. Peki en çok hangi yönünü seviyor? Oy, bilmiyorum ki, sen söyle hadi bunu. Hadi bunu sen söyle. Yani benim böyle en çok sen hangi... arkadaş canlısısın diye. Bir kere bence sen... Bak biraz öveyim arkadaşımı. Programın adı Öv Beni. Bence Buse bir kere birini sevdi mi böyle çok cömert bir insan olur. Yani en başta belki çok şey yapmayabilir ama ya sevdiği zaman sen bir anda açarsın kapılarını. Evet. Çok güzel bir kalbin var bence. Ağlayacağım ya, şimdi bak duygulandım. Seviyorum senin de öyle. Yani bence bu çok önemli bir şey zaten bir insan için. Aynı zamanda bence bu düzen olması, bir yandan düzensizliği, hani programsızlığını sevmiyorlar ama düzenli olman da çok güzel bir şey yani. Tabii canım, gittiğimiz yerde fön makinesini getirmemiş oluyor falan, ütü falan. Hani hepsi benden çıkıyor. Mükemmel ya. Bu senin çantasında kesin vardır ya falan gibi böyle. Kendinde bir özelliği değiştirebilsen bu hangisi olurdu? Hız. Hız mı? Bir şey düşündüm. Ve galiba ben bunu yapabilirim dedim. Hı hı. Atıyorum işte bu oyunu bu sahnede oynayalım diye düşündüm. Aklımdan sahnesinde geçirdim. Hemen o sahneyi aramış bulunuyorum. Hı. Müsait mi o güne falan, ne yapabiliriz, nasıl programlayabiliriz diye. Hı. Hani bir dur üstüne bir demlensin, bir düşün. Yok ben de orada. Yok yalan. Yok sen onu demlersin ya. Yok anında böyle bir şey yapıyorum. Ama çok burnunu kaşıyorsun, bilmiyorum ya. Yalan ama benim yalan burnum, benim alerjim var. Bir de saçlarım burnuma geliyor. Tamam doğru. Sihirli bir gücün olsa bunun ne olmasını isterdin? Şifa. İnsanlara böyle şifa vermek, dokun, iyileştirmek falan gibi. Evet, hayvanlara falan. Mesela böyle görünmez olmak falan istemez miydin? Yani insanlara yine bak, insanlara yönelik böyle iyileştirme falan. Evet ya, yani görünmez olmak falan da isterdim herhalde. Niye istemeyeyim ama... Ama şifa. İstememizdim ya. Ben zaten çok meraklıyım. Bir de gördüm, ay o kişiyi zaten... Konuşurken anlıyorum daha insanı. Bir de görünmez oldum, onun benim hakkında söylediklerini duydum. Hiç gerek yok. Evet çok kötü. Ben bana nasıl davrandıklarıyla davrandıklarına ilgilenmeye çalışıyorum insanların. Evet, güzel. Oyuncu olmasaydın hangi mesleği yapmak isterdin? Psikolog olmak isterdim. Doğru, kesinlikle çünkü çok ilgileniyorsun. Gerçekten bu doğru. Buna eminim bak. Şimdiye kadar yaptığınız en komik ya da en çılgın şey? Pas. Pas mı? Pas hakkı yok. Hayır, var. Yok. Var, o eski formattaydı. Beni hiç ilgilendirmez. Bunu anlatamam diyorsun. Anlatamam. Tamam, sana bir pas hakkı veriyorum. Verdim, tamam. Teşekkür ederim. Ama çok merak ediyorum. Sana çıkıştan. Tamam. Hangi takımı tutuyorsun? Trabzonspor. Hadi be. Yalan. Trabzon'la ne alakan var ya? Alakan yok senin Trabzon'la. Yok da öyle bir yalan söylemem gerekiyor diye. Küfürlü tezahürat yaptın mı hiç? Mırıldanabilir misin? Yaptım. Ne yaptın? Mırıldanır mısın? Taştan, oyarlar. Bildiğim bir fıkra vardır. Komik olmasa da anlatabilir misin? Komiktir benim fıkralım. İddia ediyormuştum saçma sapan. İki kaplumbağa var. Bunlar bir gölete gidiyorlar. Ama geldikleri zaman bir bakıyorlar ki kabuklarını 1000 yıl geride unutmuşlar. Biri diyor ki tamam ben kabuklarımızı almaya geri döneyim diyor. Sen de beni burada bekle ama sakın göle girme bensiz diyor. O da tamam diyor. Öbürü gidiyor. Aradan şöyle 999 yıl geçiyor. Şah sonrası bindir. 999 yıl geçtikten sonra diğer kaplumbağa meğerse çalılıkların arkasına saklanmış. Çünkü diğeri tam göle girmek üzereyken çalılıkların arkasından çıkıp diyor ki ben senin o göle gireceğini biliyordum, hiçbir yere gitmedim. Komik olduğu için anlatmadım bunu. Bu bence çok mantıklı bir hareket. Ben de güvenmezdim kimseye çünkü o kaplumbağayla özdeşleşiyorum. Ya mükemmel ya. Ya dersin seliğinde. Harikaydı. Böyle. Teşekkür ederim. Nasrettin Hoca'ya sevgiler. Nasrettin Hoca'nın değildi fıkra da. Değil miydi? Hani ben ders niteliğinde olunca evet, zihnim oraya zıpladı bir an.
En son söylediğin yalanı hatırlıyor musun Buse? Biraz da ciddileşelim. En son söylediğim yalanı hatırlayamayayım. Aman hangi birini hatırlayacağım? Bence hatırlıyorsun. İşte sana söyledim az önce. Bana kaç tane yalan söyledin? Çok söylemedim ya. Kaç tane? Bir tane galiba söyledim. Bir taneden fazla söyledim. Çünkü ben bayağı bir yalanını işaretlediğimi düşünüyorum. Tamam peki. Emin misin bak bir tane mi? En çok nereye iltifat alırsın yalandı. Bence enerjimi alıyorum. Ben diğerlerini almıyorum yani bence. Onları takmıyorsun bile. İyi tamam bunu bilemedim o zaman. Evet almıyorum yani. Sonra baltı inancın totemin var mı demiştim. İşaretlerden etkileniyorum evet. Dedim. Ben buna inanmadım. Ben buna inanmadım. Doğru. Doğru mu? Evet. Etkileniyorsun yani. Etkileniyorum ama duruyorsun. Hani, ay yapıyor değilim bak. Sadece bunu düşünüyorum o anda. Ha aramamam lazım demek ki. Hani 2-3 defa aramamam gereken kişiyi ararken işte telefon dondu, arayamadım, çalmadı. Demek ki aramamam lazım diyorum mesela. Evet. Ahtapota inanmadım çünkü çiğ ahtapot yiyemezsin diye düşünüyorum. Bunu bildim. Bildiğim var yani. Sonra devam ediyorum. Evet doğru bunu bildin. Trabzonspor'u da bildin ama o da çok kötü bir yalandı zaten. Anlamadığım yalanlarım var mı? Benim yalan söyledim senin anlamadığın. Beni çok fena kandırdın hikayenle. Rüyalarında insanların ya da işte hayvanların falan öleceğini görmek çok ağır bir şey ve ben bunu bilmiyorum ama inandım yani. Çok teşekkür ederim. Beni çok güzel kandırdın. Bunun benzerini Yiğit Uçan falan böyle sette Yıldız Çağrı'ya yapmışlardı. Hı hı. Orada da ben yemiştim mesela. Yıldız Çağrı'ya yapılıyor şaka. Bana bakıyorlar. Öyle bir şey yok diyorlar. Ha. Hani ben anlayamadım. Hani ben de Yıldız'la beraber ha demek ki işte göz yatağa yastığa yattığında diyor Yiğit. İşte gözyaşın eğer sarı kalmışsa orada falan o bir şey ifade ediyor falan diyor. Ben Çağrı'da çok inanıyor böyle falan. Bir dönemlerim. Evet o da inanıyor falan. Sonra çok sinirlenmişti. Beni neden kandırdınız? Onun da çok beni ilgi alanları. Çok 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 süper yani. Ama genel olarak çok dürüstsün. Teşekkür ederim. Çok dürüstüm. Çok dürüstsün ya. Yani yalana ihtiyacın yok. Geldiğin için çok teşekkür ederim Hüseyin'ciğim. Vallahi iyi ki geldim. Bir de böyle sana bir hayırlı olsun hediyem var. Ya. Onu da verirler. Ay çok teşekkür ederim ya. Rica ederim. Buse çok çok tatlısın. Çok zarifsin. Sen de öylesin. Hadi birbirimizi övmeyelim. Seviyoruz birbirimizi. Yapacak hiçbir şey yok. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın.